akaryakıt istasyonunda çalışıyorum. Gece vardiyasında bulunduğum sırada tanımadığım bir müşterimiz gece saat 1.20 sularında markete bisikletle geldi. Markete lavaboyu kullanacağını söyledi. Bisikletine bakabileceğimi sordu. Ben de bakarım dedim. Lavabomuzu kullandı. Çıktığı esnada içeride alışveriş yaptığını gördüm. Ben de alışveriş yaptığını görünce içeri girdim. Ürünleri okutmaya başladım. Yani kendimce çalıntı olduğunu düşündüğüm bir kartla temassız ödeme yapmasını istedi. Temassız ödemeye banka onay vermediğinden şifre girmesini istedim. Kabul etmedi. Kartı tekrar iade ettim. Üzerinde olan nakit parayla ödeyebileceği kadarını aldı. Diğer ürünleri iade etti. Sonra ben de görüntüsüne aldanarak arkamı döndüm, dışarıdaki müşteriye yardımcı olma babında kapıya doğru yöneldim. O esnada arkadaş kameranın gözü önünde cep telefonumu şarjdan çekerek almak suretiyle arkasına bile bakmadan çok soğukkanlı bir şekilde geldiği yönden tekrar geri gidiyor. Ortalama zararım 3.500 lira cep telefonumdu. Bir de cep telefonunun içerisinde bir çekim vardı. Yani ortalama 4.200-4.300 civarında bir zararım var. Onun dışında ailemle özel anılarım vardı içerisinde. Resimlerim vardı, videolarım vardı. Dostlarımın, arkadaşlarımın numaraları vardı. Onlara üzüldüm. Kayıt yapmamış bu arada cep telefonu. İkinci bir yedeğe ulaşamıyorum. Üzüldüğüm o. Başka insanların başına gelmemesi için de elimden geleni yapacağım. Sizler de sağ olun, buradasınız. Polise gittim, başvuruyu yaptık. Polis incelemeyi aldı. Bugün parmak izi kaydı için laboratuvara birkaç örnek gönderdiler. Araştıracaklarını söylediler. Bekliyoruz dört gözle. İnşallah başka insanların da canı yanmadan bu şahıs bir an önce yakalanır.